hoş geldin yoksa Gamze mi desen? Yok, Gamze deme, ne işaret? Peki şimdi sizin çok enteresan bir durumunuz var. Şimdi bu Mustafa kendine Poyraz diyor. Ondan sonra bir özlemimiz Zeynep var. Aldattığını söylediğin, beni Zeynep'le aldat dedin. O kendini Özlem diyor. Sen varsın Gamze, Necla Gamze diyor kendine. Niye böyle isim takıyorsunuz birbirinize, ben anlamadım. Neyi saklıyorsunuz? Kendi adınızda ne var? Yok, saklama değil ablacığım. Ben öyle bir şey saklama Necla'nın değil ama. Necla'nın nesi var? Niye Gamze diyorsun? Şey, ismimi pek sevmediğim için. Hani, Necla'yı. Evet. Gayet bir de ölen annem benim ismimi Gamze olarak koyacakmış. O yüzden ben de bir şeylik oldu. Dedim hani Gamze olarak tanıttım Allah kendimi. Allah Allah, enteresan. Çünkü senin bir TikTok hesabın var. Evet, evet. Orada da Gamze olarak oradasın. Evet, evet. Doğru. Bir görelim o görüntüleri. Doğru. Zaten şimdi bana gelen konuklar için daha yeni bir TikTok'ları var. Ne güzel söylemiş Müslüm baba. Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Şu an arama şansım olsaydı bazı yolları yürümez, bazı selamları vermez ve bazı insanlarla asla karışmazdım. Sağım yalan, solum yalan. Giden hadi biz kaybettik diyelim. Siz ne kazandınız? Sigara yakacağım şimdi. İki nefes çekeceğim. Biri benim yalnızlığıma, diğeri senin kansızlığına. Kibriti çarptım, bu sevdayı yaktım. Dönmem artık geriye. Peki Gamze, bu mesajlar kime? Bu sitemler kime? İçimde kalan acıya, yaraya diyelim. Peki oradaki fotoğrafta sen kaç yaşındasın? Bir daha bir verir misiniz fotoğrafı? Orada sanki 15-16 yaşında gibisin. Yok yok, yeni bunlar hep. Bunlar yeni mi? Hep bunlar yeni. Filtreli mi yani, nasıl bir şey oluyor? Yok, filtre falan pek yok. Ha, filtre yok mu bunlarda? Pek yok. Pek yok. Aynen, pek yok. Kız öyle. Pek yok dediğin, sen kaç yaşındasın? 24. 24 yaşındayım. Burada 16-17 gibi duruyorsun, verin bir daha. Bir daha verelim Oğuz. Baksana. Var, filtre var. Ya hocam bile anladı yani. Çene var. Daha ne olsun, baksana. Bir jevlan yapılmış. Şimdi biliyorsunuz artık yeni tanışma mekanı oldu TikTok. Şimdi burada hanımefendiyi böyle görüyorsun, bir geliyor başka biri yani. Böyle, sen burada böyle daha güzel değil mi Zayda Hanım? Vallahi bu halin daha güzel oradakinden. İkisi de güzel ama şimdi oradaki başka biri. Evet. Ha? Doğru. Senin kendine özgüvenin olsun hayatım, 24 yaşındasın. Aynen. Daha maşallah, evet, gencecik kadınsın. Ben açık saçık bir fotoğraf paylaştığımı düşünmüyorum. Hayır, hayır. Normal bir hayır. Şarkılı. Sadece filtreden bahsediyorum. Yoksa evet, fotoğraflarda bir şey yok, hı-hı, gayet. Burada evet, neler paylaştık o TikTok'larda, neler evet, neler bulduk sonrasında. Evet, doğru. Peki şimdi sen dedin ki bu Mustafa zengin olmak için sana ihanet mi? Evet, doğru. Zengin olmak için bir adam karısına nasıl ihanet eder? Ablacığım işte yükselmeye çalışıyordu. Sana yani, ihanet ederek mi yükselecekti? Evet, bu şekilde diyordu yani. Nasıl ben böyleyim diyordu, değişmem diyordu. Hayır, bunun mantığını anlatır mısın bana? Ablacığım ben de anlayamadım, ben de çözemedim onu. Bak hani bu diyordum, nedir biliyor musun benim, hı-hı, anladığım? Bir adam bir kadın üzerinden ticaret yapıp para kazanıyorsa seni aldatır o kadınla, o kadına da ticaret yapar. Hani öyle para kazanır, böyle bir şey mi dediğin? Ablacığım ben de anlamadım. Ben ona diyordum, ben herkesi çözdüm ama bir seni çözemedim diyordum. Beni çözemezsin diyordu, gülüyordu. Yani böyle insanla dalga geçermiş gibi. Böyle hani herkes aynı şekilde zaten. Devamlı bunu böyle her zaman sürdürüyordu. Bir tane yabancı bir kadın vardı önce. Evet, Diana vardı. Ondan sonra o şimdi yurt dışına gitmiş. Diana seni aradığında ne söyledi sana? Diana beni aradığında ben eşinle bunu bunu yaptım diye bunu, söyledi. Bunu ne? Ettiğini, her şeyini bana söyledi, anlattı. Dedi ki sen buna inanma. Ama dedi dönüp dolaşıp senin yanına gelecek sen dedi. Sen çıldırmadın mı ya? Çıldırdım ama ilk başta bir her şeyi anlayabilmek için sakin kaldım. Her şeyi bir anlayayım dedim, ondan sonra peki, zaten. Peki seni arama sebebi neymiş onun? Beni arama sebebi her şeyi bil dedi yani. Her şeyi bilmemi istedi. Ama bunu niye istiyor eğer hala kocanla beraberse? Bir kadın eğer arayıp da kocanızı böyle bir şey söylüyorsa, sen ondan ayrıl, ben alacağım demektir. Senin yuvanı bozmak için böyle bir şey söylüyor. Hayır, o Zeynep'le olmasını istemiyordu. Başka biri daha vardı yani.
İşte Zeynep. Yani dedi ki şey neydi kızın adı? Diana. Diana seni benimle aldattı, beni de Zeynep'le aldattı. O da aldatılınca seni arıyor. Evet doğru. Zeynep'le seni gerçekten aldattı mı? Evet aldattı. O zaman Zeynep hatta bir de ona soralım. Zeynep merhaba. Merhabalar Zayda Hanım, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Zeynep şimdi olayları bize anlattı Gamze. Evet. Siz bu olayın neresindesiniz? Siz bu adamla bir birliktelik yaşadınız mı? O sırada Gamze ile evli miydi Polat? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kendisiyle ben kesinlikle muhatap olmak istemiyorum. Öncelikle bunu belirtmek istedim size. Dün ben kendisi hakkında gerekli şikayetlerimi yaptım. Şimdi şikayet edebilirsiniz. Siz bana anlatır mısınız lütfen? Tabii. Siz lütfen söyler misiniz? Poyraz diyormuş kendini ama Mustafa. Siz Mustafa Bey'le ne yaşadınız? Ben Mustafa Bey'i yaklaşık 2,5 yıldır tanıyorum. Toplamı 2,5 yıldır kendisini tanıyorum. Benim eşimden ayrılma sürecim 4-4,5 yıldır. Kendisi evli olduğumu iddia etti ya. Bunların hepsinin açıklamalı bir şekilde mahkemede zaten cevabını Peki, verecek. Peki siz o sırada evli miydiniz? Hayır değildim tabii Peki, ki. Peki ama Mustafa Bey evliydi. Evet evliydi ama kendisi eviyle birlikte yaşamıyordu zaten. Bunların yaşadığı problemlerin benimle bir alakası yok. Kendisi ayrı mıydı eşinden o sırada? Tabii ki ayrı yaşıyordu. Evet ayrı yaşıyordu. Peki hayatında başka bir kadın olduğunu biliyor musunuz sizden önce? Daha sonradan Diana. Evet kendisiyle bir münasebeti geçmiş. Zaten o kadınla işbirliği yapan da oradaki oturan Necla Gamze Hanım. Kendisi ikisi birlikte benim üzerimden oyunlar çeviren, benim arkamdan işler çeviren, Gamze Hanım peşime adam takan, numaralarımı bahsedemeyeceğim yerlerde paylaşanlar. Utanmıyorsun kendisi, değil mi böyle iftira atmaya? Utanmıyorsun değil mi? Hayır hayır. Ben utanmıyorsun değil mi? İstemiyorum. Allah seni ıslah etsin. Ben sizinle konuşmak istiyorum. Bakın Zeynep Hanım şimdi sizin kocanıza başka bir kadın gelseydi, boşanmış. Evet. Ve kocanızla beraber olmaya başlasaydı. Evet. Siz buna razı olur muydunuz? Yani Zeynep'e tabii ki de yaptı. Razı olmazdım ama kendisi bana yalvarıyordu. Ne için bunları da açıklasın. Kendisi üç çocuğunun görümcesinin evine bırakıp kendime gencim, ben de kendime koca bulacağım, hayatımı yaşayacağım deyip üç çocuğunu görümcesinin evine bırakıp giden kendisi. Nereye gidiyordu? Mustafa Bey terk etti. Mustafa Bey çocukları aldı. Ve kendisine vermeyeceğini madem bıraktın, benim çocuklarım ortada kalmaz, ben babasıyım tabii ki de sahip çıkacağım dedi. Aldı çocuklarını ve kendisi Gamze Hanım, kardeşi, yengesi, yedi sülalesi beni arayıp yalvardılar. Ben ne için bıraktım çocukları? Ne için bıraktım? Onu da anlat. Onu da anlat. Çocukları senin yanına getirmedi mi daha sonra? Evet. Daha sonra senin yanına getirdi. Gece ben seni aramadım mı? Evet. Aramadım mı çocuklarım senin yanında demedim mi? Kimden Mustafa'yı ikna edip çocuklarını sana geri verdim. Evine geç otur dedim. Değil mi? Ama sen... Ya burada iyilik rolü oynama bak. Tamam mı? Biliyorsun... Tamam mı? Evli bir adamla yatıp kalkmayı biliyorsun. Gelmişim burada bana namus bekçiliği kesiliyorsun. Allah hadi. Tamam mı? Allah. Utanmıyorsun değil mi yaşında? Zahide Hanım. Utanmıyorsun değil mi? Benim yaşımda kızım var senin. Zahide Hanım ben... Zeynep Hanım. Barkede uyuduğunu. Bir kere şunu... Milletin yardımlarıyla... Tamam canım bir saniye. Peki milletin yardımlarıyla geçindiğini söyledi. Evet. Parkelerin üzerinde çocuklarım yatıyor dedi. Değil mi? Ben evinden ayrılırken artık eşyalarını topladığında çocuğunun parkenin üzerinde uyuduğunu... Neredeydi? Coşkun neredeydi o zaman? Neredeydi? Coşkun neredeydi? Senin yanındaydı. Ben eşyaları sattığımda Coşkun senin yanındaydı değil mi? Neredeydi? Çocuklarına ben sahip çıktım değil mi? Zeynep Hanım, şimdi siz bir adamı sevmişsiniz anlıyorum. Ama sevdiğiniz adam başka bir kadına ait. Zahide onunla evli ki. Bir çocuğu utanmıyor. Var. Böyle bir sıkıntı yok. Var. Utanmıyor. Utanmasın yani, sizin için. Bir de bu arada Zahide bir şey Hanım, anlamıyorum. Sizden. Ben sizin ricanızı kırmadım. Bana özel rica ettiniz. Yayına bağlanmamı istediniz. Teşekkür ediyorum. Çünkü ben olayı aydınlatmak istiyorum. Ben sizin ricanızı kırmadım. Ben de aydınlatmanız için zaten size sabah delil ve belgelerimi sundum. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. O belgeleri gördüm. Orada mesajlar var ve o mesajlarda. Evet. Sizden. Hakaretleri. Gamze. Para istiyor. Neden? Sürekli. Orada zaten dekontlar orada kuzenine attığımız gördüm, paraları. Gördüm 300 lira, 200 lira, 1500 lira. Gönderiyordu. 200-300 gönderiyordu. Ben bunu içeridekileri de söyledim.
Söylemedim değil, sizi çiz gönderiyordu ama çocuk bakılmaz onunla. Bakılmaz, evet. Bakılmaz. Orada zaten hepsi belli. Açmış, açıktaymış ya. Giderken bile cebinin harçlığına kadar çocuklarına yiyeceklerine kadar alınıp gönderilen bir kadın. Peki neden sizden para istiyordu? Çocuklar adı altında. Açmıyordu telefonları Coşkun. Niye? Çocuklar telefonları açmıyordu. Konuşma. Ondan istediyordu bana. Yazışmalarını da attım Gamze. Senin yani kocan mı böyle söylüyor? Evet. Yani bak bu çocukların, Zeynep Hanım, bu çocukların babası var. Siz, siz aslında yasak aşk yaşıyorsunuz bu adamla. Neden sizden istiyor parayı da kendi kocasından istemiyor? Ya da çocuklarının babasından istemiyor? Çocuklarına ettiği hakaretlere karşın bana yazma diye orada belirtiyorum. Attım size. Anlatabiliyor muyum? Neden ben, sen... Peki bir sorayım. Neden sen kendi kocandan istemiyorsun, çocuklarının babasından istemiyorsun? Açmıyordu telefonları. Ondan istediyordu bana. Ablacığım ondan istediyordu. Sadece ondan kadın değil. Kadın diyordu ki benden iste. Benim kocamı arama diyordu. Ya. Daha benimle nikahlı. Kardeşini de arayıp para istiyor. Herkesten para isteyen şu ben anda... Bende de var bir sürü mesajlar. Bende de görünüyor. Bak 5 yaşında, 2,5 yaşında, 1,5 yaşında. Evet. Neden dilenci gibi bu kadın herkesten para istemek zorunda kalıyor? İşte bu çocukların babası yok mu? İşte verdikleriyle yetinmiyor, kendisine sorun. Ama İnternet verdiklerini gitmez. Gördüm ben, sizin dekontlarınızı gördüm. 200 lira, 300 lira. Yok bunlar sadece 2 aylık dekontlar. 1500 var bir tane. Bunlar 2 aylık dekontlar. Bayramda falan gönderdi. 3 milyar bir gönderdi kıyafet parası. Bak ben yalan söylemiyorum. Peki neden, bir dakika, neden siz para gönderiyordunuz? Sizin gönderdiğiniz parayı siz kendi cebinizden mi gönderiyordunuz? Çocukların cebinden, babası mı veriyordu? Cebinden. Bizim ortak kazancımız. Siz ne cebinden, iş yapıyorsunuz? Cebinden gönderiyordun ki o kadar çok sesin çıkıyordu senin. Anladın mı? Cebinden neydi, göndermesen bu kadar çok sesin size, çıkmazdı. Bir dakika. Peki siz... İsmimin orada yayınlanmasına müsaade etmiyorum. Bunu size de söyledim. Peki. Bir şey soracağım. Siz boşanmadığını biliyor musunuz? Boşanmasını istiyor musunuz Necla'yla? Günden aldı zaten. Onun için uğraştı. Ama yok, sonuçta sizin de sorununuz değil mi? Babanın maaşını daha çabuk alabilmek için ve oradan yardım utanmıyorsun. Toplamak için. Utanmıyorsun. Sen ya bir de kalkmışsın, aramışsın, böyle arıyorsun, böyle konuşuyorsun. Ya. Hiçbir şekilde utanmıyorsun. Nasıl bir insansın? Nasıl sen ya? Allah seni... Zeynep Hanım müsaade ediyorsunuz dediniz. Siz evli bir adamla şu anda berabersiniz. Bunu legal hale kimse getirmesin. Bu doğru bir şey değil. Asla doğru bir şey değil. Benden bunu onaylamamı asla beklemeyin. Sonuçta bu kadının yuvası yıkılmış. Herkesten 3 lira 5 lira para dilenmek zorunda kalmış. Ya bunu hangi kadın katladı? Süt için, bez için bunu mecbur yapmak zorundaydı. Mecbur mesaj. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Senin kocanda da iş yok. Kusura evet, bakma. Yok ablacığım yok. Yok yani sen çocuklarına... Yok. Ortak yok. Kazanç diye diğer kadından para istetiyorsan karına ben senin adamlığını sorgularım. Kimse evet. Kusura bakmasın. Helal olsun abla. Doğru. Doğru. Üstelik de sen birlikte olduğun kadın telefona bağlanıyor. Senin buna yüzün yok, cesaretin yok. O da enteresan. Evet. Sen bu çocukların babası değil misin? Bunları ben tek başına mı ya yaptı gelsin, bu kadın? Gelsin karşıma otursun abla. Gelsin burada boşanalım. Olursa burada boşanalım. Bir de niye boşanmıyorsunuz siz yani? Ya boşanın yeni nikahlı başka biriyle üstelik yatıp kalkıyorsun. Zeynep Hanım için de önemli bir şey. Ya da adam evli umrunda değil mi, öyle mi yaşamak istiyor bilmiyorum yani. Ekibimiz orada. Valla kadın burada yani. Varsa yüreğiniz gelsin, karşısına çıkacak gelin buyurun. Otursunlar ya. Benim stüdyom açık. Ben... Serkan kapınızın önünde bekliyor. Varsa bir sıkıntı beni bağlanın gelin. Ablacığım. Mustafa Coşkun beni tehdit ediyor. Ölümle tehdit ediyor benim şu an. Niye? Benim şu anda gerçekten yani. Onu rezil ettiğimi düşünüyor. Evet. Sen onun, sen kardeşimin evine gitmiş. 3 lira 5 lira için dilenci gibi gencecik bir kadını evet. Başka bir kadınla beraber yaşarken kendi çocuklarını bu hale getiren adam suçlu değil evet. Ya da hiçbir şey evet, yapmamış gibi evet. Seni tehdit ediyor söylediğine evet, göre. Evet kardeşimin evine gitmiş. Kardeşimle bağlıyor bizi Celal Kaynar. Ne kendi kardeşi görümcem de oraya gideceğine istiyor, senin yanına Yılmaz. Gelsin çocuklarına sahip çıksın. Evet. Sonra ilişkisini yaşamak istiyorsa kimse karışamaz. Seviyorsanız birbirinizi sevin. Ama böyle bir ilişkinin içinde bir yuva çıkmaz. Yok ablacığım ben ondan çıkmaz. Hiçbir bir şey adam istemiyorum. Bir adam karısıyla boşandığı an metresiyle de boşanır. Çünkü o metres karısıyla olduğunda tatlıdır. Karısı gidince o ilişki de biter. Ben söyleyeyim. Ablacığım o kadın beni kabul etti. O kadın beni kabul etmese bir an önce boşan derdi. Niye hatta kabul kendi ediyor? Cebinden bile aralarında verirdi. Aralarında yaş farkı mı var? Aralarında o 28 yaşında. Kadın evli olduğu için mi acaba? Kadın da evli olduğu çok için mi yok. Acaba? Kadın evli değilmiş ama sonra. Evli mi kadın? Bana ilk başta bunu söyleyen Mustafa Coşkun bana evli dedi. O da evli dedi bana. Ben ona iddiaya söyledim.
Evli dedi, o da evli dedi bana. Ama bu şekilde sürdüremez. Mustafa Bey'i arıyoruz şimdi ama telefonu meşgule atıyor. Ben ne kadar namusluysam onun, o da benim namusum. Gözüne girmiyor mu ablacığım? Tabii ki. Girmiyor mu? Asıl sen namuslusun onun. Tabii ki o da senin namusun. Namus sadece kadınlara atfedilen evet. bir şey değildir. Ve sadece bacak arasında da olmaz. Burada da vardır. Burada da vardır yani. Ablacığım karakter denen bir şey kalmamış. Mustafa bütün kadınlarla Bey, beni papaz etti. Bir... Ne diyecek bağlanın? Bütün ama konuştuğu yaptığı kadınlarla beni ne diyecek ki bağlanın? Ne diyebilecek bağlanın? Poyraz... Doğru. Diyecek yani... ben karımı aldattım ondan sonra onu da öbürüyle hani aldattım. İnkar mı edecek zaten Zeynep çocuklarına sahip çıkmadın mı diyecek? Ne diyecek yok. Ki bağlanın? Ekmeğimi hangi... kazanmaya çalışıyorum desin. Benden ya ben kurtulmak desin, istiyorum. Ya ekmeğini başka kadınlar üzerinden mi kazanacak? Ya belki başka bir şey yapıyordur yanlış anlamıştır yani Necla Hanım. Ya kadın dedi ya işte biz beraberiz diye. İşte beraber de başka ticaret yapıyorlardır yani başka bir iş yapıyorlardır. Yani gayrimeşru bir iş aklımıza gelmesin. Bu ilişki başladığında yani. Siz evli miydiniz dedim hayır dedi. Yalan evet. ablacığım yalan. Yalan ablacığım yalan. Bak Tuğba Görümcem de bağlanmak istiyor. Tuğba Yılmaz. Kardeşim Celal Kaynay'a da bağlanmak istiyor. Onları da arayabilirsiniz. Yani şimdi burada olayın muhatabı Mustafa Bey. Ya eğer açsın, Mustafa konuşsun, Bey telefonu açarsa, konuşsun, iki çift cümlesi varsa söylesin bize. Olan olmuş zaten. Neyden korkuyorsun? Bağlanamaz. Neyden? Korkan bağlanamaz. Bir adam mıydı Mustafa? Korkan bir adam değil normalde. Normalde değil. Normalde cedi cedi eden bir insan. Hakkını savunan bir insan. Niye şimdi sustun? Niye savunacak sadece Zeynep şey konuşuyor? Zeynep'le muhatap değilim ben. Ben seninle muhatapım. Ben senden boşanmak istiyorum, kurtulmak istiyorum. Ben seninle artık illallah ettim ya.